Canne, 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 iyi işte meydane. Neyi kaldı karda, neredesin hale, neredesin hale. Kavuşun. Bugün 29 Kasım Pazar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. İddiamız çok büyük. Kaybeden buradaki masrafları ödeyecek. Darıca kavurmamız var. Masraf mı? Pilavımız var. Kaybeden takımın taraftarı bunu ödeyecek. Merhabalar. Caner Karayüç'ü tanıyan vardır. Ben size kendisini tanıtayım. Kendisi iddia ediyorum Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Yani her maçta Fenerbahçe Konya'yla oynasın, Galatasaray Trabzon'la oynasın, resmen karşı rakibi faullerini işte şöyle oldu böyle oldu dediği için ben ona bir hediye vermek istiyorum. Önce kardeşim şu ses düdüğün. Çok teşekkür ederim. İstediğin gibi çal. Bu da hocamın Mete Kalkavan'ın bana vermiş olduğu FIFA kokartı şeyi, kartları. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani istediğin gibi çal, art göster. Kalem yok ama. Hiç öyle. Bak gördünüz yine itiraz. Kalem yok diyor. Kaçıncı dakika? Bence Başak'ınki de penaltı değil. Galatasaray. Onlara çalmamaları lazım. Türkiye'de. Adam kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Bak bu lig. Almanya'da olsaydı, Fransa'da abi, olsaydı penaltı olur değil. Olur mu öyle şey ya? Öyle abi, bizde böyle. Burada böyle. Abi evrensel kurallar evrensel futbolda. Var'ın başında her maçta Metin Şentürk var. Ceyhun yıllarca stoper oynamış adam. Evet yıllarca doğru. Bu boyunla stoper oynamış. Medal oynadı lan sizde yıllarca. Medalle mi kıyaslıyorsun kendini? Evet abi kıyaslıyoruz. Ben Türk'üm, o da Şili'yim. Bir daha oynamıyormuş Caner. Daha işte yenilirsiniz, vidaları gevşettiniz. Bünyamin hocam, yapılan eleştiriler şu. Yurt dışındaki maçlarda biz bu pozisyona penaltı çalmayız diyorlar. Bu sizce penaltı değil mi hocam? Ne bağırıyorsun İlker? Kime bağırıyorsun İlker? Sen de. Bu maçta benim hissiyatıma göre Joseph de Souza eski takımına yani evet. Fenerbahçe'ye gol atacak. Ama kendi kalesine. Gol atacak doğru. Kendi kalesine. Hayır kanka imkansız kanka. Oğlum sorma elini saf valla elini vicdanına koy. Anladın vicdanın nerede ama onu bilemiyorum. Özkan Sümer Hasan 3. tesise geliyormuş. Hocam günaydın. Bana günaydın deme. Bana futbolu bıraktınız. Hasan 3. diyor o kadar kötü bir Ceyhun abi. Şota ne diyor? Morali bozuk. Onur'un morali bozuk. Onur bu kulübü kapitan. Bu kulübü taşıyan. Antrenmandan önce iki maç oynadı. Çünkü moralim bozuk. Mehmet Ekici. O diyor ki oynamıyor. Niye oynamıyor? Moralim bozuk. Aykut hocam milli takıma geleceğini söyleniyor. Ne diyorsunuz? Çok gurur verici, çok çok duygulandım şu an. Çok içten içe ağlıyorum. Çok belli etmesem de. Büyük bir coşku, büyük bir sevinç. Çok 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 efor sarf ettim. Çok koçuk, çok yorulduk. Çok konuşamıyorum artık. Yani bu kadar. Açıkçası çok mutlu oldum gerçekten. Çok 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 coşkuluyum. Çok coşkuluyum. Çok sevinçliyim. Şeyin de tam tersi biliyor musun abi? Öbürmüş de onun tam tersi. Tam tersi. Sen şimdi normal oturuyorsun ya. Ben gittim kampa onları. Sen normal otur. Hani normal konuşma yapıyorsun. Bu da Ömer Öğüt. Konuş. Bana bir şey anlat Ömer Öğüt. Oradan başım üşüyor. Oradan başım üşüyor. Kaleci diye böyle bir arada. Size inanılmaz bir şey. Dolayısıyla son zaman bırakmıyor. Gol var ha, gol var.
ya. Ah ya. Evet, abi evet. Ne yapıyorsun Sosa ya? Abi çok kötüsün ya. Abi yapma. Bak Cengiz Sosa çok kötü. Cengiz. Hatırlar mısın Paris Saint-Germain Galatasaray maçında Paris Saint-Germain formasıyla gelmiştin. Hatırladın mı Cengiz? Evet. Forma değil daha. Formaydı. Paris Saint-Germain Galatasaray maçında Paris Saint-Germain formasıyla gelmiştin. Ceyhun bu ne dedik? Bugün maç var diye mi yeniliyor? Tamam ve tesadüf dedik. Ne dedik? Tesadüf bugün bu varmış ya. Fener'in morali bozuk. İki gol yiyor bana mı yiyor? Bu morali bozuk. Bence Ceyhun'un morali bozuk. Benim moralim hep bu takımın taraftarı. Bu takımın. Erol Hoca sana güveniyoruz. Çık şu 45 dakikayı oyna. Sarı ve tamam işte. Mert Arkan ne? Attığın top senin yüzünden. Bak derbi tıraşı yapmış. Caner Güler'e yemek için teşekkür ettim. Kesine bereket dedim. Çünkü yemeğimizi maçtan önce yedik. Ben onun totem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de sonunda hesabı Caner Güler'e kitlemiş olduk. Yani Fenerbahçe yüzünden Caner Güler
bir iddia kaybetti. Kesine bereket kardeşim. Allah razı olsun. Allah birini bin yapsın. Karnınız doydu. Fenerbahçe bizim çok değerli rakibimizdir. İstanbul'un en güzel vapuru Beşiktaş Kadıköy vapurudur. Tamam mı? Beşiktaş-Fenerbahçe maçları da bu kadar güzel olur her zaman. Çok rahat maç seyretti Galatasaraylı olarak. Şu anda Riyal takımla aynı puana geldik. Çok iyi oldu. Çok güzel maç. Sesimiz kısıldı ama burada. Değdi. Çok zevkli maçtı iki takım içinde. Kazandığımız için çok mutluyuz vallahi. Harika.